Nakıs fiiller için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Nakıs fiiller: kâne, sâra, esbaha, bâte, zalle. Çok basit. Evet. Bir doğru cevap geldi. Ah, hocamızı tebrik ediyoruz. Nakıs fiiller fail ve meful almaz. Bu da sizin çıkmış bir sorunuzdu arkadaşlar. Çok basit değil mi? Nakıs fiiller ne alır? Bak, köken itibariyle müpteda ve haberi alırlar. Mamulleri. Köken itibariyle müpteda haberdir. Fail ve meful almaz. Fail ve meful alan tam fiillerdir. Nakıs fiiller, diğer bir ifadeyle ismini raf, haberini nasbeden harfler. Bu fiiller köken itibariyle müpteda ve haberi, kendisine isim ve haber alır. Evet arkadaşlar, dikkat istiyor. Birinin laf, diğerinin nasb eder. Mamulleri arasında cinsiyet ve sayı uyumu vardır arkadaşlar. Nakıs fiillerde. Hayır. Rama o değil. Onu kastetmiyor. O yapı bakımından nakıstır. Buradaki nakıs fiil arkadaşlar, Fatma hocam, buradaki nakıs fiil kastettiği kâne, sâra, esbaha, bâte, zalle gibi. Bak, dedik ya, diğer bir ifadeyle kâne ve kardeşleri ismini raf, haberini nasbeden harfler adıyla da anılırlar. Bunu kastediyor. Yapı itibariyle sonunda mesela rama, bu sonra illet harfi var, o ayrı. O yapı bakımından nakıs fiildir. Yani aksamı seba'dan nakıs fiile giriyor. Yani nakıs fiil arkadaşlar, yani burada mamulleri diyorsa zaten oradan anlaşılır. Veya kâne ve kardeşleri dediğine göre anlaşılması gerekiyor. Evet. Kâne ile kullanımı. Ebu Bekir Efendimiz, Zülkerem'in ve Sahavet'in, Kerem ve Cömert birisidir. Tane getireceğiz başımına. İsmi, hatta Ebu ismi, Zü onun haberi olacak. Zuhal hocam, ilk cevap veren, doğru cevap veren, tebrik ediyorum. Büşra hocam da C dedi. Evet, cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Şimdi bir kere arkadaşlar, Kâne'nin ismi merfuattan olduğu için Ebu Bekir aynen bu şekilde gelecektir. Zaten Esme Hamsi olduğu için arkadaşlar raf alametini vav ile alıyor. Dolayısıyla B'deki eledim, D'yi de eledim ve Kânû İdiler anlamında buradaki ismi attığı için arkadaşlar bunu cemi yapmış. E'yi de eledim. Kânı olarak gelemez. Veya eğer kânet olursa orada da şeye bakın. Ebu Bekir müzekker olduğu için kânet olarak fiil, nakıs fiil gelemez. A'ya bakalım. Tamam. Zü'nün arkadaşlar nasb alameti elif iledir. Y ile değildir. Y ile cer alametidir. A da cer alametini verdi. Onu da eledim. Başka da yok zaten. Evet. Burada tam tersi yapmış Kâne'nin. Bu mesela inne olsa öyle olurdu. İnne. İnne Eba Bekr Zü Kerem. İnne gelirdi. Olurdu o zaman. Cevap C şıkkı olacaktı. Altı çizili kelime cümlenin hangi ögesidir? Zehebtü, ben gittim.
Evet, Büşra hocam, tebrik ediyoruz. Nereye? İlel Müsteşfa hastaneye gittim. Niçin? Ziyareten. Ziyaret için kimi? Li sadiki, arkadaşımı. Nasıl arkadaşım? El merid. Hasta arkadaşımı ziyaret için hastaneye gittim. Ziyareten li. Mefulü leh olacaktır arkadaşlar. Bir fiili niçin yaptığını gösteren mef'uldür. Mef'ulü leh. Cevap A şıkkı. Evet, meçhul forma çevrilmiş hali. Tabiat. Takip etti. Et-tilmizetu. Bayan öğrenci. El-mevdu'a. Konuyu. Ellezî abberahu. Onu açıkladı. Hu zamiri mevdua dönüyor. O konuyu kim? El muallimu, öğretmen. Bi dikkatin ve inayetin. Öğretmenin tabir etmek buradan geliyor. Açıkladığı konuyu dikkat ve özenle takip etti. Yapacağımız tek şey şu fiilin arkadaşlar meçhul halini bulmak. Tabea ve buradaki meçhul fiilde faili atıyoruz. İlk mef'ulü naibu fail yapıyoruz. A şıkkı demişler. Tubiat el mevdu. Bakın naibu fail artık mevdu kelimesi müzekker olduğu için dolayısıyla fiili de müzekker yapmamız lazım. Müennes olduğu için A'yı eliyoruz arkadaşlar. Tubea demiş. Burada yanlış gelmiş. Tubea olmaz. Tubea meçhul. Tu bea değil arkadaşlar. Tu bia gelmesi lazım. Bu sanki şey gibi yapmış arkadaşlar. Müzari gibi yapmış. Müzari. Tu bia zaten mazinin meçhulüdür. Müzari gibi yapmış b'yi eledik. Tu bia t'yi eledik zaten. Evet, tu bia. Tu bia. El mevdua demiş. Naibu faili feta ile getirmiş. Onu da eledik. Naibu faili damme ile getirecek. Cevap D şıkkı olacaktır. Şu en çok karıştırabilecek bak tu bia. Bunu sanki muzariinin meçhulü gibi yapmış. Ama fiilimiz mazi tabea, onun meçhulü tubia'dır. Buradaki mevdu kelimesi arkadaşlar müzekker olduğu için fiili müzekkere çevireceğiz. Başka bir yerde karşınıza şöyle çıkabilir sınavda. Tilmize'yi müzekker verir, mef'ulü müennes verir, fiil müzekkerdir. Orada da fiili müennese çevireceğiz. Yani naibu failin cinsiyetine dikkat ediyoruz değerli arkadaşlar. Cevap D şıkkı. Tubi'a takip edildi, izlenildi. El mevdu konu. Ellezî abberahul muallim, öğretmenin açıkladığı bir dikkatin ve inayetin. Dikkat ve özenle takip edildi. Cevap D. Evet, cümlesinde boş bırakılan yeri aşağıdaki ismi mevsullerden hangisi en uygun şekilde tamamlar? Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. B şıkkı diyen Fatma hocamız, tebrik ediyorum. La yakulu, söylemez. El Müslimu, Müslüman söylemez. Şimdi bir kere burada Müslüman arkadaşlar müfrettir değil mi? Müfrettir. O zaman cemileri bir eleyeyim hemen. Müzekkerdir. Müennesi de eleyeyim. Ellezeyni. Men ve ma kaldı. Peki kim söylemez zaten demiyor. Çünkü kim söylemeyeceğini biliyoruz. Müslüman söylemez. Neyi söylemez? Ma ol bir şeyi ki la yef'aluhu. O şeyi yapmıyor. Yapmadığı şeyi söylemez. Müslüman yapmadığı şeyi söylemez. Dolayısıyla burada en uygun ma'dır arkadaşlar. Müfret cemi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bu şekilde de çıkıyordu sanki sınavınızda. D şıkkı Büşra hocam, tebrik ediyorum. Cevap D şıkkı olacak. Leyletün gece, leyalin geceler, zevcetün bayan eş, zevcat eşler, sukun çarşı, esvak çarşılar, pazarlar, ibnun benun. İbnun arkadaşlar ebneun olarak da gelir. İbnun
Ebnaun. Bakın memdut bir isim, irabı lafzidir. Ebnaun. Çocuklar, oğullar. Halifetun, hulefa gelmesi lazım. Halifat değil arkadaşlar. Halife, hulefa. Ayrıca halife arkadaşlar müzekker bir isimdir. Müzekker olarak kabul edilir. Her ne kadar sonunda kapalı T gelse de müennes değil, müzekker olarak kabul edilir. Çoğulu da hulefa olarak gelir. Fuala vezninde. Cevap değişik olacaktır. Yani halife geldi dediği zaman arkadaşlar sınavda buradaki geldi manasını müennes değil cae olarak getireceğiz. Cae el halifetu. Halife müzekker kabul edildiği için fiil orada müzekker olarak getirilir. Bunu da böyle bir bilgi olarak verelim. Unutmayalım inşallah. Çünkü müzekker kabul edilir. Ayetinde altı çizili kelimeyi nasbeden amil hangisidir? Nasbeden amil. Onu ne nasbetmiştir arkadaşlar? Evet arkadaşlar çok zor olmaması lazım. A diyen bütün kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Bak bu mefuldür. Mefulü nasbedecek şey kıyasi amillerden tam fiildir değil mi arkadaşlar? Şuradaki yuridun istiyorlar. Neyi? Liyutfi'u söndürmeyi. Neyi söndürmeyi? Nurallah. Allah'ın nurunu. Buradaki tabi fiil yutfi'u fiilinden meful olarak geliyor. Neyi söndürmeyi istiyorlar? Allah'ın nurunu bi efvahihim ağızlarıyla yutfi'u fiilinden mefulü bir sarihtir. Bunu nasbeden şuradaki atfa'a yutfi'u ifal babına müzari fiil olan tam fiildir. Cevap A şıkkı olacaktır. Çünkü tam fiil ne yapar? Fail alır, raf eder, meful alır, nasb eder. Luyutfi'nun faili şuradaki vav'dır. Mef'ulü de nur kelimesidir. Kelimenin faili, yuridune kelimesinin faili buradaki vav'dır arkadaşlar. Faili vav'dır. Liyutfi'u söndürmek istiyorlar. Neyi? Liyutfi'u söndürmeyi. Yuridune. D. Evet. Harfi vav. Evet. Söndürmek için istiyorlar yani. Söndürmeyi istiyorlar. D olacak. Devam edelim. Cümlesindeki altı çizili kelimeyi nasbeden amil. Müminine. Burayı nasbeden amil nedir arkadaşlar? Güzel. Böyle sorulara da bakıyorum. Cevaplar böyle ardı ardı hemen geliyor. Böyle sorular güzel oluyor değil mi arkadaşlar? Hemen bulabiliyoruz. İnnedir. Harfu innedir. El müminin innenin ismidir. İhvetun da innenin haberidir arkadaşlar. İhve kelimesi ehum kelimesinin çoğuludur. Ehun, ehavan, ihvetun. İhve. Cevap C şıkkı olacak. Cümlesinde mamul olmayan kelime hangisidir? Mamul olmayan. Evet bunu ben hazırladım. Biraz zor olabilir. Leysel cemalu. Güzellik değildir. Ne değildir? Cemalel vecihi. Aslında soru çok kolay. Mamul olmayan diyor. Yani amili bul. Amili bul. Leysedir evet. Leysedir çok kolay aslında. Leysedir. Leysel cemalu. Güzellik değildir. Cemalel vecih. Yüz güzelliği değildir. İnnel cemale. Muhakkak güzellik. Cemalül hulk. Ahlak güzelliğidir. Şimdi burada eğer kelimelerin harekelerini sorsalar da arkadaşlar dikkat edeceğiz. Leyse ismini raf etmiş. Haberini nasb etmiş. İnne ismini nasb etmiş. Haberini raf etmiş. İnne de amildir. İnne mamul değildir. İnne olsaydı şıkta evet o da mamul değil, amildir. Doğru. Burada iki tane amilimiz var. Bir leyse bir de innedir arkadaşlar.
Peki şuradaki vecihi kelimesini arkadaşlar esre eden şey hangi amildir? Size sınavda sordular. Vecih kelimesini cer eden amil nedir arkadaşlar? Muzaf. Kıyas amillerden muzaftır. Çok güzel. Kıyas amillerden muzaftır. Yani evet arkadaşlar iki amilimiz var. Leyse ve inne. Diğerleri mamul. Altı çizik irab alametleri zaten verdik arkadaşlar. Bak aynı soruyu da sormuşuz. Hakikaten unutmuşum yani bunu sorduğumuzu. Damme olacak. Fethe olacak. Fethe olacak. Şuraya dikkat. Burası damme değil. Damme burası olacak. Cemal damme olacak. Burası muzafın ileyh olduğu için esre olacak. Damme, fetha, fetha, kesre. Cevap arkadaşlar D olacak. İsmi faili. Evet geldik şimdi çekimler arkadaşlar. Cümlesindeki fiilin ismi faili.